Caravaggio'nun tek kadın takipçisi, döneminin ataerkil yapısına baş kaldıran İtalyan ressam Artemisia Gentileschi eserleriyle 17. yüzyılın en başarılı sanatçılarından biri oldu. Kadın olduğu için sanat okullarında eğitim göremeyen Artemisia, ilk eğitimini barok bir ressam olan babası Orazio'dan aldı. Fakat Artemisia eserlerinde mitolojik ve dini konuları ele alarak bu anlayışa karşı çıktı. Babası Artemisia'nın yeteneğini geliştirdiğini görünce perspektif eğitimi alması için Floransalı manzara ressamı Agostino Tassi ile anlaştı. Genç ressam eğitim aldığı Tassi tarafından tecavüze uğradı. İşte bu olaydan sonra sanatını isyanıyla buluşturdu Artemisia. İncil'de bahsi geçen Judith ve Holofernes öyküsünü kendinden önce resmeden birçok ressamdan farklı bir şekilde işledi tuvali. Judith'in Yahudi halkını Asur ordusunun istilasından kurtarmak için komutan Holofernes'e yaklaştığı hikayede ziyafet verilen bir gecenin sonunda Judith komutanın kafasını keser. Artemisia işlediği bu temada diğer ressamların aksine Judith'in ne yaptığını bilen bir ifadeyle kararlı bir şekilde kılıcını tutarken tutkulu ve güçlü bir kadın olarak resmetti. Artemisia'nın ruhunda derin izler bırakan o kötü olayın izleri vardı tuvalde. Tassi'yi Holofernes'in yerine koymuştu ve intikamını alıyordu. Dikte edilen naif, hassas, güçsüz kadın duruşunu yerle yeksan eden ressamın eserleri ahlak anlayışına uymadığı gerekçesiyle hep eleştirildi. Hem cinslerini cesur, enerjik ve savaşçı olarak yansıtan Artemisia, dönemin algısını adeta başkaldırdı. Kendi imajının yaratıcısı, kendi hayatının kahramanı olan ve kadının sanatta sadece seyirlik bir nesne olarak yer edinmesine karşı çıkan yetenekli Artemisia'nın adı, Avrupa'nın en önemli ressamları arasında yer alıyor. Bir efsane olmak, mücadeleyi de gerektiriyor.